Efendim Ömer Bey. CV'ler tamam, hazır hazır. Tamam, şimdi getiriyorum. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Sizi görmek ne güzel. Hoş bulduk. Necmi Bey nerede? Çıktılar. Hay Allah'ım. Atacağım. Atacağım kendimi. Ne oluyor ayol? Koray Bey sinir krizi geçiriyor da. Ay bir bakayım. Allah'ım. Sobala biraz. Ay. Aa. Aa, sanatçımızı üzmüşler. Koray Beyciğim nasılsınız? Ne oldu? Bir takım ters şeyler oldu Neriman Hanımcığım. Ay Koray Beyciğim hayat böyle iki ters bir düz. Ömer Bey yerinde mi? Hı, tamam. Kızım kolonya biraz daha kolonya. Aa, döksenize ayol. Ay Türkiye'deki tek fotoğraf sanatçısı kendisi. Aa, yaratım sürecini bozuyorsunuz sanatçımızın. Teşekkür ederim. Ay, ay. Kolonya, kolonya kızım. Hadi. Ay. Defne, bu insanlar, yani sektördeki insanlardan bahsediyorum. Bazen biraz vicdansız olabiliyorlar. Eğer sen manken olmayı kabul edersen... Yok yok. Yani hiç öyle bir şeyim yok benim. Yani senin tercihin. Nasıl istersen. Ama baksana. Koray bir kalbim var demiş. Ona bile vicdan yapmışsın. Anladım. İşte bazen ben biraz böyle saf olabiliyorum. Böyle şey gibi. Su gibisin. İşimize bakalım. Ay çok kötüyüm Allah'ım sana geliyorum. Ay. Ay. Ölüyorum. Ay. Koraycığım toparlan artık işim gücüm var. Ay toparlanayım değil mi? Toparlan. Ay tamam toparlanayım hadi. Tamam hadi. Çekirdek. Hadi. Hadi yürüyün siz de. Ay ya ne oldu? Ay Nuru. Ay bunlar beni bir sıkıştır. Hem Sinan hem Ömer hem de Kazule. Ha. Ya bana koltuğa otur dedi. Ya. Sana? Bana Koray Sargın'a. Yani koltuğa oturmamla tansiyonumu fırlaması aynı anda oldu. Senin gibi bir sanatçı ya. Kimse benim korişimin yaratım sürecini bozamaz. Ben hallederim şimdi sen merak etme. Hayır, hallet. Hadi hallet. Dur ben gideyim bakayım. Hadi. Ay kız asil kadın. Asil kadının hali başka oldu. Ay siz onlara bakarken ben çıkayım mı? Şu ayırdığım dört kişiyle öğleden sonra bir görüşme ayarla. Hazır hafif günümdeyken. Tamam. Ömer Bey. Şey aslında gece ben gerçekten... Gitmek istememiş miydim? Hayır. Ha evet. Feryal Hanım'la ilgili gelmemiştim öyle şey gibi. Ev basar gibi. Yok canım hiç. Olur mu öyle şey? Bana o kitabı da sen almadın zaten. Sonra bir gece yarısı gelip... bütün bardaklarımı da kıran sen değildin. Sonra yatağıma yatıp güzel güzel uyuyan da sen değildin. Değil mi? Bardaklar için gerçekten tekrar özür dilerim. Zaten çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok. Anlıyorum. Bence artık açık açık konuşabiliriz. Sence?
Hayda. Kuşum. Ayol kapı niye kilitli? Kilitlendi öyle bazen hızlı vurunca kendi kendine kilitleniyor. Hoş geldin yengeciğim. Defne sen o söylediğim 4 kişiyi ayarla öğleden sonra için. Tamam. Ay maşallah maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın çocuklar. Ay ben bölmeyeyim. Yengeciğim muhabbet etmiyorduk ki böylesin. Hoş geldin tekrar. Geldim ama hemen gideceğim. Yardımına ihtiyacım var Ömer. Yengeciğim tabii söyle ne istersen. İstersen Defne'ye söyleyeyim bize müsaade etsin. Etmesin. Aman asıl müsaade senden. Defne'yi isteyeceğim. Ailesinden. Senin için. Ay şaka şaka. Ay bazen ne kadar güzel şakalar yapıyorum ben. Neyse. Ben Defne'yi almak istiyorum hayatım. Bugün alayım Defne'yi. Alışverişte bana yardım etsin. Ne olur Ömüş. Yengeciğim olur tabii olur da. Defne Sinan'ın asistanı. Yani izni Sinan'dan almak lazım. Şu mesele. Ay biliyorum biliyorum. Aman alem çocuklarsınız sen. İyi o zaman. Hadi gel Defne. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Erman Hanım siz bugünlerde bana bir iyi davranıyorsunuz. Ayol ben sana ne zaman kötü davrandım? Akılsız. Hadi acelemiz var hadi. Aa tamam bir saniye Derya. Bu 4 adaylı Ömer Bey görüşmek istiyor da. Onları sen arar mısın? Ay bir sürü alışveriş yapmamız lazım. Ben de sadece görüşmeleri ayarlayacaksın tamam mı? Acele etmemiz lazım. Benim çantamda orada dosyam kaldı ya masanın üstünde. Onları bir göndersen. Ay sana ne renkler yakışır acaba? Bu sezonun da renkleri senin saçına falan rengi mi acaba? Bilemiyorum yani. Bir dur bakayım şöyle. Çok teşekkür ederim sağ ol. Teşekkür ederim sağ ol. Ay çok vakit kaybettik biliyor musun? İnişler, çıkışlar, hezeyanlar, kalpsel çarpıntılar. Alo Sinan Bey. Ay neredesin? Hedeften şaşıyorum. Ben biraz dışarı çıkabilir miyim? Tamam çok teşekkür ederim sağ ol. Ama sana aferin. Yürü yürü. Tamam tamam ben Sinan Bey'den izin aldım zaten çıkabiliriz. Aferin. Çok iyi yaptın. Senden de öyle bir hamle beklemezdim. Yani bizi kurtardın. Nasıl? Ayol Sinan'ın asistanı olmanı diyorum canım. Ay sen ne hinmişsin sen. Baktın lansmanda şapa oturduk. Hop başka kapıdan atıverdin kendini içeri. Ay yok öyle bir... Hepsini konuşacağız. Defneciğim kabul ediyorum. Ben de biraz oyunun dışında kaldım. Ama Necmi girdi devreye. Sinir sistemimi alt üst etti. Ama artık hazırım. Taarruza geçiyoruz. Kime? Silahımız sensin. Ama önce gidelim bir alışveriş yapalım. Her şeyi anlatacağım. Oyunumuzda level atlıyoruz. Hadi şimdi alışverişe. Hazır para harcama moduma da girmişim. Ay yine mi alışveriş ya? Yine alışveriş. Aa bak şimdi. Erkekler deşarj olmak için halı saha maç yaparlar. Kadınlar alışveriş. Öğren bunu. Hadi yürü. Ne oluyor ya? Ömer Bey kendi yeni asistan bakıyor da bunlar da adaylar. Hmm. Melis Yıldırım. Nasıl asistan seçmek ya? Bunlara doping testi falan yapılmıyor mu? Ay, abartı çünkü yani doğal değil. Asistanlığın 16 kuralından birincisi uzun bacak. Ya. Ay şaka be. maşallah. Allah sahiplerine bağışlasın. Defne. Bana yardım etmen lazım canım.
yardım. Ne konuda? Geçen yılki medya araştırmayla bu sene yaptığımız lansman gürültüsünü karşılaştırmanı istiyorum. Hangi mecralarda geriye düşmüşüz, hangilerinde ilerleme kaydetmişiz bir bakalım. Tamam. Yani Derya'ya yardım edeyim mi diyeceğim ama Ömer Bey'in işiyle çok meşgul. Aynen öyle. O yüzden bütün iş sende. Mümkün olan en kısa sürede elimde olsun. Tamam. Bana canım mı dedi ya? Canım. Kesin bir işler çeviriyor ya, bakalım. Aa, kıza bak. Cin çarpmışa dönmüş ha. Ha. Ömer Bey çarpmış. Ya demek ki hayat size de bazen zor Ömer Bey. Niye çalışmıyor yine bu? Neyi var? Ha? Tamam Ömer Bey, hemen. Hemen ilgileniyorum. Eyvah. Ay, ortalığı birbirine katacak. Tamam, siz. Aramıza hoş geldiniz. Odanız burası. Bugün başlayabilirsiniz. Defne, arkadaşa yardımcı ol. İşleri eksiksiz aktar. Ha, tabii. Evet, evet yani. Tamam, yaparım. Canım adın neydi? Çünkü ben adını ezberleyene kadar 40 kere falan soracağım. Sen benim kusuruma bakma artık. Ceren. Heh, Ceren. Şimdi Ceren'cim, öncelikli olarak iş yeriyle ilgili olan şeyleri ben sana tek tek sırayla anlatacağım, tamam mı? Sabah kahvaltısı falan da diyordun. Daha dur, ona da sıra gelecek. Önce işle ilgili olanlar. Şimdi, sabah Ömer Bey girer girmez içeriye, odasına gittiği zaman bütün programın üzerinden tek tek geçeceksin. Yaz. Tamamdır. Her saniye olan değişikliği haber vereceksin çünkü bu konuda çok hassastır. Tamam. Dur, daha bitmedi. Ayrıntıların efendisi olacaksın. Aklını kullanacaksın. Bu söylediklerimin hepsini su gibi ezberle, tamam mı? Gidip de böyle abuk subuk her şeyi ona sorup durma. Vallahi çok sinirlenir, çok kızar. Sana sürekli zaman aç, zaman yarat falan diyecek. Çünkü çok yoğun çalışıyor gerçekten. Anlattığına göre Ömer Bey işinde bayağı titiz biri. Ha, evet, evet öyledir. Mülakata bile almadan beni nasıl işe seçti o zaman? Vallahi o çok uzun bir hikaye. Şimdi hiç orasını karıştırmayalım. Ya Ömer İplikçi'nin yanında çalışacaksın. Daha ne istiyorsun? Yok canım, bir şey istediğimden değil de yani merak. Nerede şimdi peki? Bir haftadır vallahi asistansız çalıştığı için bu aralar biraz kafası atık. Yani normalden daha da sinirli. Allah bilir nereye gitti. Ha, bir de sinirli yani. Yani yeri geldiğinde barut gibidir ama öyle hiç saygısızlık falan etmez. Ağzından kötü bir şey duymazsın. Kibardır. Zariftir. Öyle yanında kendini prenses gibi falan hissedersin. Çok özel, çok değerli. Biricik adamın, biricik asistanı. Arada kızar falan ama yani öyle bir sıcacık bakar. Kendini affettirir. Tatlı sesiyle falan gelir, konuşur. Halini, hatrını sorar sana. Boynunu eğip yavru köpek gibi ilgili ilgili bakar falan. Ay. Salağım ben ya. Vallahi cidden salağım ben yani. Efendim? Ha, yok bir şey ya öyle. Arada gelirler bana. Sen bana bakma. Şirket kısmı bittiyse ev kahvaltı kısmına geçelim mi? Ev kısmına. Geçelim. Tabii geçelim. Şimdi Ömer Bey kahve içmekten nefret eder. Hayatta içmez kahve. Sabahları aç karnına mutlaka bir bardak rezene çayı içer. Kahvaltı olarak da böyle hamur işlerine, yağlılara falan böyle ölür biter. Allah Allah. Bayağı da fit duruyor aslında. Canım ne demek o şimdi öyle? Ne çok konuşuyorsun öyle göz koymuş gibi? Nelere dikkat ediyorsun sen? Neyse.
Sen beni dinlemeye devam et. Sabahları geç kalkar. Ay yok. O kadar da değil. Sabahları erken kalkar. Erken. Ben sana yanlış söylemişim. Erken kalkar sabahları. Şimdi çarşı iyice karışmasın. Erken. Not aldın mı? Aldım. Ah. Günaydın Sinan Bey. Ben de şimdi sizin yanınıza geliyordum. Gel bize oturalım hadi. Efendim? Yok şaka yaptım. Ya Defne ben çıkıyorum. Birkaç gün annenin yanına gideceğim. Bir kafayı düzeltmem lazım. Ben size her şeyden haberdar ederim. Ama istemezseniz yani işle ilgilenmek istemezseniz etmem de. Et yani. Sesini duymak iyi gelir yani. Ömer'le konuştum, işleri üstüne yıktım. Çıkıyorum. Ben geçireyim mi sizi? Böyle misafir geçir gibi. Saçma mı oldu? İyi böyle ya. Ben çıkayım. Allah'ım bu ne tatlılıktır. Ben delireceğim ya. Delireceğim. Derya. Küçük balık ne alemde? Defne mi? Kızıl küçük balık. Sinan Bey'le konuşuyordu en son. Sinan Bey tatile gidecekmiş. Sinan çufçufladı yani. Koruyucu meleği de ortalarda olmayacağına göre Defne'nin biletini bugün kesiyoruz yani. Artık bu iş çok uzadı Derya. Hazır mısın? Tabii ki hazırım. Nedir? Yüklü bir iş verdim Defne'ye. Ve işi halledememesi için de elimden geleni yapacağım. Üstüne gideceksiniz yani. Sonra? Soğukkanlı bir tip olduğu söylenemez. Kontrolü kolay kaybeden biri olduğu belli. Onu tahrik edeceğim. Onu dönüşü olmayan bir hata yapmaya zorlayacağım. Ay heyecanlandım. Sonra da aynen yallah. Ömer için ne kadar önemli biri olduğumu herkes görecek. Özellikle de Defne. Diyorsunuz. İzle ve gör. Keşke sabah biraz daha erken gitseydim ya. Vallahi çok pis yakalandım. Rezil oldum. On beş dakika sonra odama gel, günlük raporlara geçelim. Ama biliyorum. Defne söylemişti onu bana. Ha, onu doğru mu söyledi? Anlamadım. Neyse. Ben odama geçiyorum, hadi sen de geç. Kusura bakma, seni de buraya kadar yordum ama acayip karıştım. İşin içinden çıkamıyorum. Ne karıştı? Sen kendine göre bir sistem kurmuşsun ve ben baktıklarımdan hiçbir şey anlamıyorum. Tamam, ben bir bakayım. İyi olur. Bakacağım. Defne, her yerde seni arıyorum. Bütün işi eline yüzüne bulaştırmışsın. Anlamadım. Yeni, sen çık dışarı. Bana mı diyor? Evet canım, kendisi isim ezberleme zahmetinde bulunmadığı için. Sen biraz bize müsaade eder misin? Sana verdiğim işi patates etmişsin. Bir yerde bir sorun mu oldu? Bir yerde mi? Baştan aşağı her yerde sorun var. Ömer seni bunca zaman nasıl çalıştırmış yanında, hayret. İstersen konumuza odaklanalım. Eğer sorunun nerede olduğunu söylerseniz... Sorun sende. Senin gibilerde. Benim gibiler. Nasıl oluyormuş benim gibiler? Normalde ev kızı olması gerekirken şans eseri böyle şirketlerde çalışan kızlar. Verilen en ufak işte bütün vasatlığınızı ortaya saçıyorsunuz. Yani siz çok üstünsünüz, öyle mi? Öyle. Ben idealist bir iş kadınıyım. Annen sana evde yemek yapmayı öğretirken ben piyasayı kasıp kavuruyordum.
Sen en iyisi annenle soğan doğra şekerim. Yoksa annen sana yemek yapmayı da mı öğretmedi? Peki ya baba? O da mı sana bir şey öğretemedi? Böyle bomboş mu geldin bu yaşa? Ay yazık. Çok ihmal etmişler seni. Aile terbiyen ondan yok demek ki. Seni var ya, seni gebertirim ben, anladın mı? Seni gebertirim! Seni gebertirim! Seni gebertirim! Bak! Ömer! Seni gebertirim! Dur, öldüreceğim seni! Defne! O söylediğin her şeyi ağzına yedireceğim. Şöyle çek! Gel buraya! Dur! Buraya gel! Seni gebertireceğim! Dur, kasma diyorum! Defne! Defne bir dur! Ya niye durayım ben? Niye durayım? Bıraksana! Ya bıraksana beni! Ömer bırak! Bırakmayacağım. Önce bir sakinleş. Ya niye sakin olayım ben ya? Niye sakin olayım? Olmayacağım sakin falan. Gel buraya! Defne tamam. Defne. Defne. Otur şuraya bir sakinleş. Gel. Defne. Defne. Defne bekle. Defne. İyi misin? İyi miyim? Sizce öyle mi görmüyorum? Ne söyledi seni bu kadar delirtecek? Ya Ömer Bey, ne olur bir şey sormayın. Biraz yalnız kalmam, kafamı dinlemem lazım. Olmaz, anlat bana. Ne söyledi? Ömer Bey. Defne. Dinliyorum lütfen. Abuk subuk konuştu işte. Neymiş işte, annem babam beni yetiştirememiş mi? Bana terbiye vermemiş mi? Benimle hiç ilgilenmemiş mi? İkisi de gittiği için işte. Tamam, gel. İyi misin? Sakinleştin mi biraz? Ya kusura bakmayın, sizin de hiç görmemeniz gereken şeylere şahit oldunuz ama... Yani normalde aslında ben... O kadar sinirli biri değilmiş. Damarıma bastı. Tabii tabii. Kedi gibisin diyordum, panter çıktı. Gözü yaşlı panter. Sizi de şaşırttım değil mi? Böyle dışarıdan bakınca dertsiz, tasasız, hiçbir şey sağlamayan Defne. Ama içeri bakınca... Hepimizin yaraları var. Yalnız değilsin, merak etme. Çok küçüktüm, böyle hayal meyal hatırlıyorum babamın gittiğini. Ama anne, biz böyle üç kardeş yan yana dizilmişiz, gözü yaşlı. Terk ediliyoruz. Yani ne kadar normalleştirmeye çalışsam da olmuyor. Atlatamamışım demek ki. Yani o zaman küçüktüm, çok aklım almıyordu ama büyüdükçe... Bir gün bir yerde okumuştum. Hepimizin rolleri varmış, yani toplumsal hayattaki roller. Hepimizin tek ortak noktası birinin evladı olmakmış. Hayatta hiç kimse sevmese seni mutlaka biri severmiş. Ben de annem gidince her insan olmaktan çıktım herhalde dedim. Kimsenin evladı değilim. Ben de, abim de, ekmek arası da. Neyse. Hiç kimsenin evladı olmamak. Böyledir Defne. Büyüdükçe kimi yaralar kabuk bağlar. Kimileri de su yüzüne çıkar işte. Hayat. Bir akşam gözünde aşk tüterse... Ömer Bey, geçmiş çok teşekkür ederim. Gerçekten beni dinlediniz. Sakinleştirdiniz. Gerçekten çok iyi geldiniz. Ne kadar yalnız olduğumu unutturdunuz bana. Değil. Ben varım. Ben varım. Ayrılmam istersen hiç yanımda.
Geçelim mi artık içeri? Hadi. Eskiden korkardım yalnızlıktan.